TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Akçadağ ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Rabia de evinde ağ tüfeğiyle intihar etti. Olay Akçadağ ilçesi Kozluca mahallesi Büyük Küme Evleri mevkiinde yaşandı. İddiaya göre 27 yaşındaki Rabia D. isimli kadın, aralarında daha önceden husumeti bulunan komşusu G.Ö. ile tartıştıktan sonra girdiği bunalım sonucu evde bulunan av tüfeğiyle intihar etti. Silah sesi üzerine durumdan haberdar olan ev halkı sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken acı haberi alan genç kadının kocası sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi genç kadının cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana Valiliği'nin otoparkında meydana gelen patlamanın ardından Türkiye genelinde önlemler artırılmaya başlandı. Malatya'da da aranan şüpheli araç için duyuru yapıldı. Adana Valiliği'nin otoparkında sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaşanan patlamanın ardından Türkiye genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube ekipleri tarafından şüpheli aracın arandığı bilgisi telsizlerden anons geçti. 01GH589 plakalı gri hafif ticari olan şüpheli aracın arandığı bilgisi verildi. Kar maskeli şahıs markete girerek kasadaki tüm parayı aldı. Hırsız karanlıkta kaçarak izini kaybettirdi. Olay Başarık Mahallesi Deva Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Kar maskesi takan bir kişi pompalı tüfekle markete girerek kasada bulunan bütün parayı aldı. Soygunu gerçekleştirdikten sonra gecenin karanlığından faydalanan maskeli şahsın Beydağ İmar İskan Evleri tarafına kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler ara sokaklarda uzun süre kaçan soyguncuyu aradı. Soygunun gerçekleştiği markette parmak izi çalışması yapan polis güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alarak zanlının eşkalini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili kasiyer MS'nin ifadesi alınırken kayıpları karışan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor. FETÖ paralel devlet yapılanması terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 14 polis gözaltına alındı. Türkiye genelinde devam eden FETÖ operasyonları devam ediyor. Soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 14 polis memuru gözaltına alındı. Konuyla ilgili Malatya Valiliği OHAL Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 14 polis memuru gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan polislerin sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. İki gün önce bir araç içerisinde tornavida ile işlenen cinayetin izini süren cinayet büro ekipleri araçta unutulan cep telefonu şarjından yola çıkarak zanlıyı kısa sürede yakaladı. 22 Kasım günü Çamurlu Mahallesi Venk Yolu su deposu yanında bir araçta tornavida ile öldürülen 32 yaşındaki Seyfettin Pekcan'ın cesedi bulunduktan hemen sonra cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asay Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde önemli bir ipucu buldu. Cinayetin işlendiği araçta bulunan bir cep telefonu şarjının üzerinde yazan baş harflerden yola çıkan Cinayet Büro ekipleri şarjın öldürülen şahsın arkadaşına ait olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler şüpheli BH'nin TOKİ'deki evine operasyon düzenledi. Polisi kapıda gören şüpheli 1. kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
BH sorgusunda cinayeti itiraf ederken cinayet günü yaşananlar da aydınlığa kavuştu. Şüphelilerin ifadelerine göre olay günü BH, arkadaşları TB, SK ve maktul Seyfettin Pekcan'la birlikte gece su deposunun yanındaki boş arazide araçla birlikte alkol almışlar. Bu sırada arkadaşlar arasında uyuşturucu ticaretinden dolayı kaynaklandığı ileri sürülen tartışma başladı ve bir süre sonra TB ve SK araçtan inerek gittiler. Yalnız kalan Seyfettin Pekcan ve BH tartışmaya devam etti. Bu sırada kendisi de bıçakla hafif şekilde yaralanan BH, tornavida ile Seyfettin Pekcan'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olaya karışan 4 kişinin de uyuşturucudan sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguların ardından BH, TB ve SK adliyeye sevk edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Malatya heyetiyle birlikte YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç'ı ziyaret etti. Ziyarette Malatya'da yapılacak ikinci üniversitenin detaylarının görüşüldüğü öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Özgür Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Yükseköğretim Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç'ı ziyaret etti. Ziyarette Malatya'ya kazandırılmak istenen 2. Devlet Üniversitesi ile ilgili istişarelerde bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan AK Parti'nin Malatya için seçim beyannamesinde de yer alan ikinci bir üniversite için daha önce de yapılan açıklamalarda çalışmaların hızla sürdüğü belirtilmişti. İkinci üniversite için Bakan Tüfekçi tarafından İnan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay'a da talimat vererek farklı alternatifler üzerinde çalışma yapmasını istemişti. Yazı devriminden sonra 1928 yılı Atatürk'ün kara tahta başındaki resmi görülünce ona baş öğretmen denilmeye başlanmıştı. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra bir İstanbul gazetecisi kendisine şöyle bir soru yöneltmişti. Yurdu kurtardınız, şimdi ne yapmak isterdiniz? Hiç duraklamadan şu cevabı vermişti. Milli Eğitim Bakanı olarak Türk kültürünü yükseltmeye çalışmak en büyük amacımdır. Ondan sonra Atatürk nerede görülse mutlaka orada bir okula girer, öğretmen ve öğrencilerle konuşurdu. Bir gün Atatürk'ün yolu köy okuluna düştü. Tek sınıflı okulda bir genç öğretmen ders veriyordu. Atatürk sınıfa girince öğretmen kürsüsünü terk etti. Atatürk, "Hayır, yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz," dedi. "Eğer izin verirseniz biz de sizden faydalanmak isteriz." Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir dedi. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir diyen baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenlerimize minnetle tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz de bugün buradan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğretmenlerin makamında ziyaret ettiği Vali Mustafa Toprak, ülkemizin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlere büyük iş düşmektedir dedi. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve beraberindeki öğretmenler Vali Mustafa Toprak'ın makamında ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş muallimliği kabul etmesinin yıl dönümü dolayısıyla Öğretmenler Günü olarak 24 Kasım belirlendi. Bir günde öğretmenlerimizin sorunlarının, öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğinin konuşulduğu bir gün, bizi bugün münasebetle kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Vali Mustafa Toprak, bugün öğretmenlerimizin dayanışması, ihtiyaç ve sorunlarının gözden geçirilmesi, sorunların çözümü noktasında önemli gelişmeler ve görüşmeler yapılıyor. Her türlü meşakkate rağmen çocuklarımızı, gençlerimizi iyi bir şekilde yöneten, yönlendiren, her türlü olumsuzluktan esirgeyen, koruyan, onları değerleriyle var ederek, şahsiyetli kılarak kendilerine olan özgüvenlerini artırarak, bilgi ve teknoloji ile donatarak iyi bir noktaya gelmesini sağlayan öğretmenlerimizdir dedi. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde görevler diliyorum. Ve bu gün vesilesiyle 24 Kasım'ın anlamlandırılmasına esas teşkil eden ülkemizin kurucusu, kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen unvanını alması dolayısıyla da ayrıca bir anlamlı gün. Öğretmenlerimizin dayanışması, ihtiyaç ve sorunlarının gözden geçirmesi, var olan sorunların çözümü noktasında önemli gelişmeler, görüşmeler yapılıyor. Ve ülkemizin, vatandaşlarımızın, her birimizin bizi yetiştiren, var eden, geleceğe hazırlayan, tüm çocuklarımızla birlikte ülkemizin daha iyi bir noktaya gitmesi için el birliğiyle çalışan, vefakar, dost ve her türlü fedakarlığı ve katkıyı veren öğretmenlerimizi hatırlama günü. Bu anlamda öğretmenlerimizin bu ulvi görevinin ülkemizin bu önemli hedeflerini gerçekleştirmedeki katkısı her türlü takdirin ve değerin üstündedir diye düşünüyorum. Öyle mi efendim? Yine önemli. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel merkezde yaptığı basın açıklamasında Türkiye'de yaklaşık 75 bin öğretmen öğrencisiyle buluşamıyor. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci de öğretmeninden uzak dedi. Bugün 24 Kasım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nde Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, KES Yönetim Kurulu üyeleri ve son kanun hükmünde kararname ile görevden alınan BES Genel Başkanı Fikret Aslan'ın da katıldığı basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, bugün 24 Kasım. Maalesef 24 Kasım'ı kutlayamıyoruz. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 75 bin öğretmen öğrencisiyle buluşamıyor. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci de öğretmeninden uzak dedi. Değerli arkadaşlar, bugün 24 Kasım, maalesef 24 Kasım'ı kutlayamıyoruz. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 75 bin tane öğretmen öğrencisiyle buluşamıyor. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci de öğretmenlerinden uzak. Geçtiğimiz yıl başladı aslında bu operasyon. Toplam 7 bin okul müdürü görevden alındı ve yerlerine AKP'nin dar kadrosundan olan insanlar müdür olarak atandı. AKP'nin yandaş sendikasının verdiği isimler müdür ve müdür yardımcısı yapıldı diyen Ağbaba, öğretmenlerin tamamını yakını borçlu. Eskiden sinema, tiyatro, tatil gibi alışkanlıklar artık olmadığı gibi bugünlerde öğretmenlerin yaşam hakları da ellerinden alınmak isteniyor diyerek öğretmenlerin haklarına dikkat çekti. AKP'nin yandaş sendikasının verdiği isimler hem müdür, daha sonra da müdür yardımcısı yapılmaya başlandı. Maalesef bugün öğretmenlerin %52'si kredi kartına, %52'si bankalara, %22'si esnafa, %25'si şahıslara, %25'si de ek iş yapıyor. Öğretmenlerin tamamına yakını borçlu. Eskiden tiyatro, sinema gibi alışkanlıklar, tatil gibi alışkanlıklar vardı. Bunlar olmadığı gibi bugünlerde öğretmenlerin yaşam hakları da ellerinden alınmak isteniyor. Fethullah'ın silahla yapamadığını AKP kanun hükmünde kararname ile yapmaya çalışıyor. Artık bu operasyon Fethullah'la mücadele değil, muhaliflerle mücadeleye dönüşmüştür diyen Ağbaba, Deniz Gezmiş fotoğrafı paylaştığı için, Cumhurbaşkanı ile bir paylaşımın beğen butonuna bastığı için meslekten atılıyor dedi. İzlerini görebiliyoruz. Darbe deyince 12 Mart'ı yaşayanlar, 12 Eylül'ü yaşayanlar bilir. 12 Mart TÖS'ü kapatmıştı. 12 Eylül TÖP'leri kapatmıştı. Şimdiki iktidar ise eğitim seni keski kapatmaya çalışıyor. Fethullah'ın silahla yapamadığını AKP kanun hükmünde kararnameyle yapmaya çalışıyor. Artık bu operasyon Fethullah'la mücadele değil, muhaliflerle mücadeleye dönüşmüştür. Geçtiğimiz günkü çıkan kararnamede bunun izlerini net olarak görmekteyiz. Yapılmak istenen şey
kendine muhalif ne kadar kamu görevlisi varsa ihraç etmektir. Hedef kendine oy vermeyen %50'dir. Bugün eğitim sene, yarın başka muhaliflere, kendi gibi düşünmeyen muhaliflere gideceğine hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu nedenle... Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir takım etkinlik düzenlendi. Çelenginin sunulması... 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da coşkuyla kutlandı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir takım etkinlik düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı anıt şeref defterini imzaladı. Baş öğretmenim, millet mekteplerinin açılışı ve baş öğretmenliği kabul edişinizin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, yakmış olduğunuz çağdaş muasır medeniyet seviyesine çıkma ideali meşalesini geleceğe taşımanın kıvancı ile yeni bir Öğretmenler Günü'nde buluştuk. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri Battalgazi Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programla devam etti. Programa öğretmenler, öğrenciler katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İtiraf ve İlkelerine, Anayasada ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine, sadakatle bağlı kalacağıma, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberindeki partilerle birlikte Eğitim İş Sendikası'nı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Eğitim İş Sendikası'nı Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ve sendika üyelerini ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. 24 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gün olduğunu belirten Eğitim İş Sendikası'nın Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, bugünün önemine binaen 1981'den bu yana bugünü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz dedi. Biliyorsunuz 24 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gün, bugünün önemine binaen 1981'den bu yana bugünü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ama geldiğimiz noktada öğretmenlerimizin pek günlerini kutlayacak durumlarının olmadığı, sendikamız tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket de ulusal basında ve kamuoyunda yer aldı. Buna göre öğretmenlerimizin %52'sinin kredi kartı borcu olduğu, yine %22'sinin esnafa, %25'inin şahıslara borçlu olduğu, öğretmenlerimizin geçinemedikleri için %25'inin ek iş yapmak zorunda kaldığı, yine araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerimizin %60'ının gelecekten ümitli olmadığını ve %64'ünün de düşüncelerini özgürce ifade edemediği bu anketin sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Sözlerine bütün öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, A'dan Z'ye her meslek grubunda bizi her şeyi öğreten öğretmenlerimiz kutsal, çok önemli, faydalı, yararlı bir görev üstleniyorlar şeklinde konuştu. Eğitim işe bir ziyaret gerçekleştirerek başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten başlamak üzere eğitimimizi tabii bugünlere taşıyan, emeği olan ve bugün aramızdan ayrılmış olanları saygıyla anarken, aramızda olan, bu görevi üstlenen ve öğretmen adayı olarak önümüzdeki dönemde öğretmenliğe hazırlanan
bütün öğretmenlerimizin öncelikle Öğretmenler Günü'nü buruk da olsa kutluyoruz. Ama şu bir gerçek, A'dan Z'ye her meslek grubunda her şeyi bize öğreten öğretmenlerimiz aslında kutsal, önemli, çok faydalı, çok yararlı bir görev, bir rol üstleniyorlar. Ama son dönemdeki durumlara baktığımızda, anketlere baktığımızda, bu sonuçları yorumladığımızda o kadar kutsal olan meslek sahipleri kendi mesleğinde ciddi şekilde mutsuz gözüküyor. Ve kendi çocuklarının, kendi yakınlarının bu mesleği yapmasını istemiyorlar. Demin hocamız söyledi. Birçok öğretmenimiz niye mesleğini yaparken mutlu değil? Bir başka iş yapmak zorunda kalan birçok öğretmenimiz var. Geliriyle geçinemeyen birçok öğretmenimiz var. Ekonomik anlamda ciddi kriz yaşayan birçok öğretmenimiz, birçok memurumuz var. Dolayısıyla tüm bu olumsuzluklar varken bir de eğitim sistemimizin onlara yüklediği ciddi sıkıntılar, problemler. Birinci oturumunun çarşamba günü yapıldığı TEOG sınavının ikinci oturumu da bugün sona erdi. Sınava giren öğrenciler 60 soruyu cevaplayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Türkiye'de 16.235 okulda yapılan ve 1.190.826 öğrencinin başvurduğu temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının birinci dönem ikinci oturumu yapıldı. Saat 09'da başlayan TEOG 1'in ikinci oturumu 12'de sona erdi. Oturumda öğrencilere 20 fen bilimleri, 20 inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve 20 yabancı dil sorusu olmak üzere toplamda 60 soru soruldu. Öğrenciler sınavda ter dökerken heyecanlı aileler de okulun bahçesinde dualar ederek çocuklarını beklediler. Sınav stresini üzerlerinden atan öğrenciler soruların zor olduğunu ve sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla beklediklerini belirttiler. Ya matematik kolaydı. Bu oturumda İngilizce biraz zordu. Kolay abi ya, normal ilkokul soruları gibi sorular. Zorlandığı soru var mıydı? Yok, bir tane vardı, o da matematik. Sınav iyi geçti, kolaydı yani. Hani beklediğim gibi zor değildi. En fazla 5 yanlış çıkar. Adımıyla güzel geçti. İnşallah güzel bir liseye tuturum. Yani kolaydı. Sosyal de kolaydı ama İngilizce zordu. Zorlandığın şey oldu mu? Sorular oldu mu? Evet oldu. Ama yani iyiydi yani. Genel iyiydi. Ya kolaydı. Sadece Türkçe biraz zordu. Çelişkide bırakmıştı. Genel olarak? Genel olarak kolaydı. Matematik mesela kolaydı bir soru dışında. Çok güzel geçti. Peki hedefin hangi lise var? Beyda Anadolu Lisesi gibi. Zorlandığın sınav var mıydı şimdi sorular? Matematik zordu. Kolaydı aslında. Okulda yaptıkları denemeler daha da zordu. Peki zorlandığın soru falan İngilizce. Var mı? İngilizce. hangi liseyi tercih etmeye düşünüyorsunuz? Sağlık meslek. Sağlık meslek lisesi. TEOG sınavı sonuçlarının 13 Ocak Cuma günü yani okulların kapanmasına bir hafta kala açıklanması bekleniyor. İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bazı altyapı çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine üniversite ulaşımında değişiklik olacak. Yapılan değişikliği rektörlük yazılı açıklamayla duyurdu. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 2 Aralık 2016 tarihine kadar üniversite ulaşımında geçici süreliğine değişiklik olacağını duyurdu. Yapılacak olan değişiklikle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 24 Kasım itibariyle sabah ilk seferlerden akşam saat 18.30'a kadar şehirden Turgut Özal Tıp Merkezi ve kampüs istikametine seyreden, trambüs ve temelli üniversite arası seyreden diğer toplu taşıma araçları yolcularını Turgut Özal Tıp Merkezi'nde indirerek kampüse gitmeden tekrar şehir merkezine dönüş yapacaktır. Şire Pazarı üniversite durağından üniversite önüne hareket eden toplu taşıma araçları ise üniversite ana arama noktasında yolcuları tahliye edip arama ve kontrol noktasından geçtikten sonra fakültelerine erişim sağlayabileceklerdir. Öğrencilerin fakültelerine ulaşımını sağlamak için Turgut Özal Tıp Merkezi kampüs ve Nizamiye kampüs arasında mevcut duraklara uğrayacak şekilde ring seferler düzenlenecektir. Söz konusu uygulamanın 2 Aralık 2016 tarihinde son bulacak. Yeni Malatya Spor'a bir destekle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'dan geldi.
Yeni Malatya Spor'da Başkan Adil Gevrek'in başlattığı 444 Fasolik kampanyasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'dan da destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de lider durumda bulunmasına rağmen beklediği taraftar desteğini bulamayan Sarı Kırmızılı yönetimin önceki gün fitilini ateşlediği Fasolik kampanyasına destek geldi. Başkan Gevrek'in ücretini ödediği 444 adet Fasolik'ten almak isteyen taraftarlar sabahın erken saatlerinden itibaren gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bu gelişmenin ardından kampanyaya destek amaçlı olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da 444 adet Fasolik satın alarak taraftara ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı. Tribüne taraftar çekmek için atılan adımın kısa sürede meyvelerini vermeye başlaması yönetimin yüzünü güldürürken Giresun maçına kadar bazı Malatyalı iş adamlarının da kampanyaya destek verecekleri belirtildi. Gişeler önünde kampanya dahilinde dağıtılan Fasolik kartlarını almak isteyen Sarı Kırmızılı taraftarlar uzun kuyruklar oluştururken biletlerini alanlar kampanyanın örnek olması temennisinde bulundular. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.